LGS'den bir gün önce ne yapmalı sence Tonguç? Hocam çok endişeleniyorum ne yapacağım? Birçok arkadaşımız da zaten bize yorumlar atmış. Sınavdan bir gün önce ne yapmalıyız demiş Dilara. Ya da Ahmet Akbulut lütfen sınavdan önce neler yapmamızı söyleyin demiş. Mehmet diken LGS öncesi ne yapmalıyım video gelsin demişler. Ve biz de son bir gün kala ne yapmanız gerekiyor bunları siz için hazırladık. Şimdi birincisi LGS'ye son bir gün kala mutlaka olumlu motivasyon içerisinde olmamız lazım. Sakin bir gün geçirmemiz lazım. Dengeli beslenmeliyiz. Güzel bir uyku almalıyız ve bilhassa telefondan olumsuz haberler gelirse diye... işte ...şöyle olmuş, böyle olmuş, zor soracaklarmış... ...şu sınavda böyle bir şey olmuş gibi haberler gelebilir diye uzak durmamız lazım. Öncelikle sınavdan bir gün önce sıradan ve sakin bir gün geçir. Sıradan gün geçirmek ne demek? Yani her zaman giydiğin kıyafetleri, her zaman yediğin yemekleri, her zaman sana olumlu düşünceler aşılayan insanlarla takılmayı devam ettir. Sakın sakın yeni bir şeyler yapmayı deneme. Her zaman yaşadığın bir gün geçir. Gerçekçi olmayan düşüncelere kapılma. Acaba yarın şöyle bir şey olursa? Acaba işte Milletim Bakanı böyle mi der? Acaba arkadaşlar şunu demişti bu olur mu? Gerçek mi olur gibi şeylere asla prim verme. Normal sıradan bir gün geçir. Ve yorucu etkinliklerden de kaçın. İşte beraber maç yapacağız arkadaşlarla. Böyle işte beraber yürüyüş yapacağız. Çok uzun bir yürüyüşe çıkacağız. Hayır hayır bu tarz şeylerden uzak dur ve telefonundan da mümkün olduğunca uzaklaş. Çünkü telefon içerisinde belki WhatsApp gruplarına arkadaşların seni motive edebilir. Hadi arkadaşlar inşallah yarın iyi yapacağız diyebilir ama o sırada kendini bilmez birisi belki der ki arkadaşlar ben bir haber aldım zor bir soru sorulacakmış. Veyahut da işte bir haber aldım hani canlı yayınlarda görürsün işte yok şurada şöyle oldu burada böyle oldu diye espri olsun diye arkadaşlar yorum atıyorlar ya benzerini LGS öncesinde senin kadar çalışmamış gayret göstermemiş bir arkadaşın bir anda öyle espri olsun diye atar sen de o anda sınav stresiyle bunu gerçek zannedip endişelenebilirsin. Dolayısıyla böyle WhatsApp gruplarındaki sohbetlerden, dedikodulardan uzak dur. Beslenmene ve uyku düzenine de dikkat et. Çünkü güzel bir uyku sınav konsantrasyonunu artıracaktır. Bu ne demek? Yani böyle tabii ki birazcık ilk gece uyumakta birazcık belki hemen böyle hemen yatağa vurup kafayı uyuyamayabilirsin. Ama bir gün öncesinde normal bir yürüyüş yaptıysan, açık havada gezdiysen muhtemelen akşama doğru uykun gelecektir. Uykun gelmese bile mutlaka yat, gözlerini kapat, uzan ve dinlen ve tabii ki beslenmene de dikkat et. Böyle çok ağır bir yemek yeme. Geceleyin senin uyumana e, mani olacak, engel olacak herhangi ağır yemeklerden de uzak dur. Ve sakın son gün böyle deneme çözme ya da soru çözme. Neden? Son gün deneme çözmeyeyim ya? nasıl yani? Sakın sakın. Son gün hatta son iki gün bile deneme çözmemek lazım. Zaten bizim son böyle verimli canlı yayınlarımız olacak. Onları izleyebilirsin. Böyle soru çözüp acaba bu Adana mı, Bursa mı, Cihan mı? Aa denemedeki öyle şeyleri artık uzak dur. Şu ana kadar yaptığın çalışmalar zaten yeterli. Birçok soru bankası bitirdin, birçok deneme çözdün, birçok video izledin, arkadaşlarınla beraber çalıştın, hocalarını dinledin. Artık gerekeni yaptın. Bundan sonra yapman gereken sınava doğru yavaş bir şekilde dinlenmek ve kendini hazırlamak. Ve sınav sonrasında da plan yapma. Hmm, sınavdan bir gün önce dinleneceğim. Peki sınavdan sonra ne yaparız ya deyip arkadaşlarına WhatsApp'tan ya beyler ne yapıyoruz? Kızlar ne yapacağız? Nerede buluşuyoruz gibi planlar da yapma. Çünkü sınav esnasında yaptığın plan dikkatini dağıtabilir en önemlisini söylüyorum sevdiğin insanlarla vakit geçir. Yaparsın sen sana güveniyoruz diyen annen, baban, arkadaşların, kardeşlerin zaten seni sen olduğun için sevdiğinden sana mutlaka güzel bir motivasyon vereceklerdir. Bu sene zor olacakmış diyen yani tiplerden mutlaka uzak dur. Bunlar her sene böyle şeyler söylerler ama sınava girip çıktıktan sonra esasında sınav sonrasında sorulara baktığımızda yapabileceğimiz birçok sorun olduğunu da görürüz. O yüzden zor olacakmış, kolay olacakmış bu tarz şeylerden uzak dur. Zaten milletin Bakanı da aynı şeyi söyledi. Sınav zor kolay diye bir şey biz asla yapmıyoruz. Sınav normal geçmiş senelerdeki gibi olacak dedi. Örnek sorulardaki örnek sorulardaki gibi olacak dedi. Dolayısıyla bunları rahatlıkla halledeceksin. Sınavla ilgili haberleri böyle gazetelerde, televizyonda yorumları heyecanını eğer artırıyorsa takip etme. Yani diyelim ki sınavla alakalı çok ilginç bir şey oldu. Ya bu senin heyecanını artırıyorsa boşver duymana gerek yok. Zaten sınav sabahı kalkacaksın, sınav salonu oturacaksın. Eğer çok önemli bir şey varsa sana zaten haber verecekler. Annen baban ya da arkadaşların zaten takip ediyor. Sen asla bu tarz yorumlar, haberler heyecanını artırıyorsa... Milletin Bakanı açıklama yaptı. LGS'de böyle, böyle şeyleri dinlediğinde eğer birazcık endişen artıyorsa boş ver, Gerek yok. Sanki herhangi bir deneme gidecekmiş gibi ertesi gün önce öncesinde dinlen ve sınavda hazır ol. Her şeyin yolunda olduğunu düşün ve kendine şunları söyle. Elimden geleni yaptım, başaracağım, kendime güveniyorum. Ben değil sınav benden korksun diye. Bak şu çok önemli. İşte ya eksik yaparsam, ya matematik çok yanlışım çıkarsa, ya Türkçe'de yanlışım çıkarsa. Böyle şeyler düşünme artık. Çünkü Belki mükemmel değilsin. Belki sınava girdiğinde Türkiye birincisi olmayacaksın. Belki ikincisi, üçüncüsü olmayacaksın. Belki Türkiye'nin en iyi lisesini kazanmayacaksın ama sen harika bir okula gireceksin ve elinden geleni yaptın. Dolayısıyla da vazifeni yaptığın için şu anda sen zaten başarılı bir öğrencisin. Yani şu ana kadar başardıkların gibi bu çalışma sürecinde başardın. Tek yapman gereken sınav sabahı kalkıp sınava girmek. Sınav heyecanını yaşaman da çok çok normal bir şey. Çünkü kazanacaksın. Yani iyi bir sonuç elde edeceksin. Mesela şöyle düşün. Hiç çalışmayan arkadaşların heyecan duyuyor mu Tonguç'um? Hiç heyecanlanmıyor. Çok rahatlar adamlar. E çünkü ya. çalışmamış, hiçbir sıkıntısı yok ki adam test çözmemiş senin gibi, deneme çözmemiş, video izlememiş, hiç şey yapmamış. Arada bir bakmış böyle. Ondan sonra ben bende hiç heyecan yok diyor. Herhalde heyecan yok. Çünkü o muhtemelen çok da böyle gayret göstermedi. Sen gayret gösterdiğin için ve muhtemelen de kazanacağın için heyecanlanıyorsun. Bu çok normal bir şey. Şimdiden sana sınavlarda başarılar diyoruz. Son gün dinlen ve güzel bir sınav geçir. Hadi bakalım şimdiden başarılar.